Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Edirne Süt Üreticileri Birliği ile Edirne Sivil Dayanışma Platformu işbirliğinde Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Sistemi panelinde yaptığı konuşmada bugünkü sistemin darbelere kapı aralayan bir sistem olduğunu söyledi. Yayman, Türkiye'de bugüne kadar her 10 yılda bir darbe olduğunu aktardı. Bu sistem deve mi, kuş mu, deve kuşu mu belli olmayan bir sistem. Türkiye'de maalesef partilerden, zamandan, mekandan bağımsız bir darbe sorunu var ve biz diyoruz ki topyekün bir devlet reformu yapılmalıdır. Sadece Cumhurbaşkanlığı sistemi değil, Türkiye'de bitmeyen, senfoniye dönüşen bir devlet reformu yapılmalıdır dedi. Yayman, 1950 ile 2002 arasında AK Parti iktidara gelene kadar 52 yıl geçtiğini ifade etti. 2 yılın bilançosu şuydu. Her 10 yılda bir darbelerin olduğu bir sistem, ülkenin 70 sente muhtaç hale geldiği bir sistem, toplumda kardeş kavgasının hakim olduğu bir sistem, 1980 yılında Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün görev süresi bittiğinde 115 tur oylama yapıldı arkadaşlar. 115 tur. 115 turda Cumhurbaşkanı seçilemedi. Zeki Müren'e oy çıktı. Bülent Ersoy'a oy çıktı. Ajda Pekkan'a oy çıktı ama Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanını seçemedi. Peki ne oldu? Darbe oldu. Ve maalesef Kenan Evren bir sağdan bir soldan asacağız dedi. Darbenin şartları olgunlaşmadı diye 1978 yılında Maraş'ta bir iç savaş provasının yapıldığı, Çorum'da Alevi kardeşlerimizle Sünnilerin çatıştırıldığı bir sistemin adıdır. Milletin uyanık olması gerektiğini dile getiren Yayman, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tek tek kapı kapı anlatılması gerektiğini vurguladı. Yayman, darbelerin sonucunda partilerin kapatıldığını, demokrasinin askıya alındığını dile getirdi. Başbakan idam edildi, bakanlar idam edildi, neler oldu neler. Maalesef darbelerin bu ülkeye maliyeti tam 500 milyar dolar oldu. Bir an geriye yaslanın ve düşünün, bu 500 milyar dolar darbelere gitmeseydi ne olurdu dedi. Yayman, bugün sorun üreten bir sistemin var olduğunu aktardı. Uyanık olacağız. Önce söz vardı. Tek tek anlatacağız. Kapı kapı anlatacağız. Bizim büyük davamız var. Dedik ya, bizim Edirne'nin Meriç Irmağı'nda yüzen balıklara dair hayalimiz var. Değil ki 780 bin kilometre kareye. Onun için derdimizi iyi anlatacağız. Hani bir yalan daha diyorlar ya, Tayyip Erdoğan kendi şahsı için istiyor. Başbakanımız Binali Yıldırım 10 numara 5 yıldız mükemmel bir cevap verdi. Cumhurbaşkanlığı sistemi dedi, Recep Tayyip Erdoğan için değil, Herdoğan içindir dedi. Onun için Recep Tayyip Erdoğan'ın ihtiyacı yok. Bakın, başkanlık sistemini kimler istedi? Herkes burada. Merkez sağdaki tüm liderler Cumhurbaşkanlığı sistemini savundular ve istediler. Panelde İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Profesör Doktor Haluk Halkan, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Muharrem Kılıç, Sivil Dayanışma Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin, Sivil Dayanışma Platformu Edirne Koordinatörü ve Edirne Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Suçmez de konuşma yaptı. Panele AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.